Merhaba arkadaşlar. Kunke Türkiye Otomasyon olarak bugün PT100 termokupul nikel modüllerinin sıcaklık okuma modüllerinin nasıl PLC'de konfigür edildiğini anlatmaya çalışacağız. Bir önceki dersimizde E-Bus'ımızın altına 16 giriş 16 çıkış dijital input modülünü koymuştuk. Şimdi öncelikli olarak Add Device deyip Kendrion Kunke Automation GmbH altında yazılı olan Analog I/O modülüne tıkladığınızda örneğin 8 kanal TC modülünü koyalım. 694.443.58 olan modül. Bu 8 kanal PT100, nikel ve termokupul okuyabilen bir modül. Add device dediğinizde modülümüz I/O listesine ikinci modül olarak eklenmiş olacak. Yapmanız gereken öncelikli olarak startup parametrelere gelip sol üst köşede olan Add butonuna tıklamanız. Bu modül 8 kanal bir modül. Öncelikle sensör tipini seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun için sensör tipine tıklayıp sensör 0, 1, 2, 7'ye kadar yani 8 tane sensör girişimiz var. Sensörlerin tipini seçmeniz gerekiyor. Ne olacak? Şu value değerine baktığınızda PT100, PT1000, nikel 100, nikel 1000, termokupul K tipi, termokupul J tipi. Örneğin ilk sensörümüzün J tipi termokupul olduğunu düşünelim. OK dediğinizde buraya eklenmiş olacak. Sensör 0, J tipi termokupul. Tekrar et diyelim. Sensör tipine gelelim. İkinci sensörümüzü de örneğin PT100 olarak ayarlayalım. OK diyelim. Bu iki sensörümüz şu anda bağlanmıştı. 8 tane giriş için her birini tek tek yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar buraya dönersek modüle tıkladığınızda Etherket startup parametrelerde tekrar add diyeceksiniz. Input formatını seçmeniz gerekiyor. Input formatımız ne olacak? Biz 2 tane sensör bağladık şu anda. İlk değer santigrat derece olarak gösterilsin. Ohm değeri mi, volt değeri mi, raw data olarak mı gösterilsin? Siz her zaman santigrat dereceyi seçeceksiniz. Değişken size virgülden sonra bir hane, örneğin 30.5 derece gibi gösterilecek. OK dediğinizde ilk sensörünüzün 0.1 derece hassasiyette gösterilecek. İkinci sensör için de aynı veriyi yapacaksınız. Input format ikincisi 0.1 derece. OK dediğinizde ilk sensörümüz termokupuldu, ikinci sensörümüz PT100'dü. İkisi de 0.1 derece hassasiyette gösterecek. Buraya geldiğinizde Etherket I/O mapping'e tıkladığınızda şöyle biraz açarsak daha rahat görürsünüz. Aşağı doğru kaydırdığınızda 8 tane integer değer göreceksiniz burada. Temperature input 0, temperature input 1'den 7'ye kadar. İlki sensör 1'in sıcaklık değeri. Onun için buna sıcaklık diyelim. Sıcaklık 1 ya da 0 diyelim. Sıcaklık 1. İki kanalımızın da okunan sıcaklık değerleri bu değişkenlerin içine otomatik olarak atılacak. Bunlar global olarak tanımlanmış durumda. Sıcaklık 0 veya sıcaklık 1 olarak PLC programının içinde kullanacaksınız arkadaşlar. Örneğin sıcaklık 0'ı bana ekrana yazmak için örneğin şöyle yapalım. Okunan sıcaklık değerinin içine at. Integer değer. OK dediğinizde şunları bağladığınızda artık termokupul modülünden gelen değer buraya atılacak. PLC'nin içinde okunan sıcaklık 0 veya ekranda da bu değeri gösterebilirsiniz. Compile ettiğinizde
0 error, 0 warning olarak görüyorsunuz. Şu anda programımız hazır arkadaşlar. Sıcaklık okuyabilirsiniz. 0.1 derece hassasiyetle PT100 termokupol nikel modüllerini okumanız mümkün. İyi çalışmalar arkadaşlar.